Riddle Idaho. Paskalya tatil. Lütfen burayı hemen terk edin. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Bir hafta öncesi. Ne kadar sürecek? Bir hafta. 3 gün gidiş, 1 gün konaklama, 3 günde dönüş. Söz mü? Doğuma daha 1 ay var tatlım. Burada olacağım. Söylediklerimi yapmayı unutma. Sherman da her gün uğrayacak. Chris ve Tony'yi almayı unutma. Bunu almayı unutma. Jimmy. Vahşiyatlar beni durduramaz. Z-28 model baskı tank. Balata ile birlikte. Başka ne var? Yedek bir turbo şarj gibi. Bunu Konikl halleder. Şu güzelliğe bak. Hava kanalındaki sorunu giderdin mi? Evet. 71 model arabalar daima sorunludur. Başka ama gidildiği zaman... Sende nasıl, durumu iyi mi? Fena değil işte. Bu serenklerinden birini götürmeyi unutma. Komayo Monito. Hey. Sakin kullan Kowalski. Doktor Snyder motoru açmanı istiyor. Parçalamanı değil. Tamam mı? Fırtına gibi sür ama arabamı parçalama, tamam mı? Sen de karar ver artık. Tamam baba. Böyle daha iyi. Nasıldı? Bunları ben alıyorum. Otobüs sabah hareket edecek. Burada kalabilir miyim? Sorun değil. Bakalım kuzeyde yeni bir şeyler var mı? Hey, 70 model Hemi Challenger Santa Fe var. Torpido kilidi bozuk. Hemi? Hemi. Neredeymiş? Salt Lake City'de. Arabayı yarın getirtirim. Sen de geri götürüp paranı alırsın. Eve dönmeden önce biraz para yapmış olursun. Alo. İyi misin sevgilim? Merhaba canım.
Evet, ben iyiyim. Sancılar sıklaşmadı değil mi? Hayır, hayır. Sadece sert tekmeliyor. Bebeği evde değil de hastanede doğurmaya ne dersin? Karşılayabilir miyiz? Salt Lake City'ye bir teslimat çıktı son anda. Bu harika bir haber. Ama pazartesiden önce dönemem. Herhalde ölmem. Varır varmaz ilk fırsatta ararım. Tamam mı? Burada olacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Tamamdır. Bu Hemi Challenger muhteşem bir şey. Yapma, sadece bir araba. Anlamadım. Siyah Corvette'in sahibi değil evet, mi? Evet, hazır mı? Önce bir şey hazırlamak istiyorum. 70 model bir Hemi Challenger sadece otomobil değildir. Amerikan otomobil teknolojisinin kilometre taşlarından biridir, tamam mı? Bir numara olduğumuzun göstergesidir. Her neyse. Hazır olduğunda haber ver. Bazıları anlamak istemiyor. Hey, çok güzel bir parça. Sahibi neden bir kamyonet istemedi? Seninle daha ucuz. Radyoyu dinliyorsunuz. Bayanlar, baylar. Söz sesti. Evet sevgili yurttaşlarım. Sizlerin sesi konuşuyor. Yanlışı değil doğruyu. Söylenti yerine gerçeği getiren sesiniz. Ve müzik. Ama gerçek müzik. Her istasyonda karşınıza çıkan kuru gürültü değil tabii ki. Sıradaki parça hoş bir melodi. Bir John Doe bestesi. Volunteers. Sera, Fini cevap vermiyor da onunla hiç konuştun mu? Neredesin Jim? Gallup, New Mexico'da. Neden, ne oldu? Buraya dönmen ne kadar sürer Jim? Nereden baksan 1200 mil, neler oluyor? Fin'in suyu erken boşaldı, çok kötü durumda Jim. Şimdi nerede? Bebeği kaybedebilir. Şimdi neredesiniz? Sen Can Hastanesi'nde, Boise'de. Tamam, ona dayanmasını söyle, gece orada olacağım. Jim... Lanet olsun.
Memur bey çok üzgünüm. Olduğun yerde kal. Yanlış anladınız. Elini arkasında birleştir ve arkanı dön. Hadi kelepçele şunu. Hiç hadi. Öğrenmeyeceksiniz değil mi? Rutin bir çevirme ama adamın acelesi var. Travis de bu yüzden ölmüştü. Dinle dostum. Seni saatte 170 kilometre yapmaktan tutukluyorum. Ayrıca geç durdun ve tutuklamaya karşı koydun. Karşı koymuyorum. Bakın duymak karım... istemiyorum. Derdini yargıca anlatırsın. Ne? Gözünü üzerinden ayırma. Derdi ne bunun? Prosedür böyle. Her aşırı hız merkeze bildirilir. Kural budur. Her aşırı hız yapanı tutuklamak da rutin bir şey mi? Senin de aracın içinde ellerin direksiyonda beklemen gerekirdi. Evet, biliyorum. Bu ne kadar sürecek? Bu ortağıma bağlı. Harika. Bak, karım hastanede... Arabanın trafik tescili hangi büroda yapıldı? Araç kayıtlarda görünmüyor. Ruhsat torpidoda. Ne yaptığını sanıyorsun? Beni gerçekten vuracak mısın? Hey! Durdur motoru. Hadi, hadi çaylak. Çabuk ol, yürü gidiyoruz. Merkez. Şüpheli araç 70 ya da 71 model beyaz renkli Challenger. New Mexico plakaları. Kansas Stingray Zebra 620. 1029 ve 1036 istiyoruz. Şüpheli sürücünün adı Kowalski. James Kowalski. Merkezden 7011'e. Şüpheli adı Kowalski James. 1029 ve 1036 sonucu negatif. Sicilinde sorun yok. Lanet olsun. Affedersiniz bayan. Boise'ye en hızlı nasıl gidebilirim? Hemen ha? Evet. Hemen bakalım. Evet, Boise'ye bir uçak var. 637 sefer sayılı uçak. Salt Lake City'ye aktarmalı. Kaçta kalkıyor? 3.30'da. Tamam. Evet. Ne kadar? Yarın 3.30'da. Ama ben hemen gitmek zorundayım. Gerçekten acil bir şey olmalı. Evet. Yine de teşekkürler. Hey bekle. Jeff Taylor adında charter yapan biri var. Seni götürmeye bir itiraz olmayacaktır. Onu nerede bulabilirim? Evinde olmalı. Ha,
6.15'ten merkeze cevap ver. Beyaz Challenger'ı bulduk. Tekrar edin lütfen. Challenger marka ortalama. Koş! Birliği içini takibe geçiyoruz. Cevap ver. 76 iyi misin Örgün? Ses, maliyecilere ne diyeceksin? Maliyeciler mi? Aa, sinirlendir beni. 16. emir asla tam anlaşılmadı. Bir işçiye ödenen tazminat vergiye tabi olamaz, anladın mı? İstersen anayasaya bak. Bu ülkedeki en önemli kuraldır. Bize borçlu oldukları bir yükümlülük. Bilginin gücü. Kullanır ya da kaybedersin. Şimdi bunu dinle. Karımla konuşmam gerekiyor. Hastalarınızdan biri. Rafinha Kowalski. Kowalski. K-O-V. İyi günler bayan. İyi günler bayan. Özür dileriz. Hey! Hey dur! Az önce eyalet sürümü değil. Görünüşe göre artık Colorado'nun sorunu. Güzel araba. Bugünlerde çok fazla Challenger gördüm. Bir tanesini bu sabah New Mexico polisi kovalıyormuş. Öyle mi? Evet.
Bu cihaz her türlü sesi alır. 13.15'ten 11.24'e. Şüphelinin adı Paul George. Asker misin yoksa? Askerdim. Direkt emre karşı gelip çekilmedim. Bakın bu sadece tankların imha edilmesini önlemek içindi efendim. Girişimci birisin değil mi? Kovboy oynuyorsun. 9 aydır buradayım efendim. Neler olduğunu biliyorum. Bu savaş bitti çavuş. Ordu işi beceremedi. Belki de başka bir meslek düşünmelisin. Geri çağrıldığım gün bırakacağım efendim. Çekilebilirsin. Kowalski. Bunları hak ettiğine inanıyorum. Sen? Piyadeydim. Bize elma şekeri uzatacaklarını sanıyorduk. Ve lades kemiği değil mi? Haklısın dostum. Evet, başka ne istiyorsun? Telsizini. Bir tane ısmarlayabilirim. Eğer acelen yoksa tabii. Biraz var. Neyle meşgul olduklarını bilmek ister misin acaba? İstemeyen var mı? Acı ama gerçek. New Mexico, burası Colorado. Challenger kullanan şüpheli. Orada olmadığından emin misiniz? New Mexico. Colorado, burası New Mexico. Challenger kullanan şüpheli eyaleti kuzey sınırından terk etti. Colorado. Challenger kullanan şüpheli 47-7. Cortez'in güneyinde 1.45 gibi izni kaybettirdi. Tekrar ediyorum. 70 model beyaz Dodge Challenger'la temas yok. Arizona. Devriye 29. Otoyol devriyesi eski model bir araçla 60 numaralı otoyol üzerinden güneybatıya ilerleyen birini rapor etti. Meksika ne diyorsun? Sınırına ulaşmak istiyor olabilir. Yine bir aptal mı? Derhal ekip gönderdi. Eski batıda haydutlar kanun adamlarından kaçmak ve saklanacakları ıssız topraklara ulaşmak için hızlı atlar kullandılar. Yakın geçmişte ise bu desperadolar 8 silindirli güçlü araçlar kullandılar. Arayolları kullanarak kanun adamlarından uzak durmaya çalıştılar. Günümüzde ise uydu izleme sistemleri sınırlı otoyol bağlantıları nedeniyle ne kaçacak bir yer ne de saklanacak bir yer var. Ama görünüşe göre bundan hala habersiz olan biri var. Daha şimdiden 3 eyalet açtı. Henüz durdurabilen yok. Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Öylesine de olabilir. Bir amaç içinde. Ama biz sonuna kadar izleyeceğiz. Sıradaki parça Challenger'ın sürücüsü için. Rahat ol kardeşim. Kimin rahatlayacağını göreceğiz. Merhaba çavuş. Gilmar. Sağda solda gezinen adamdan haberin var mı? Evet. Sence uyuşturucu işi yapan biri mi? Tek bildiğim 4 eyalette terör estirdi. Şu anda Utah'ta. Nerede? Haber az önce geldi. McNeil'e bildirdi. Gidelim. Ne? Bununla mı gideceğiz? Elbette. Bir Dodge'u Chevy'yle yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Sağlam bir makineye ihtiyacım var. Haklısın. Tüfekleri getir. Thank you.
Umarım çabuk ve acısız olur. Arabaya bin. Ne yapacaksın? Takibe başlıyoruz. Karımdan evet, köpeğimden belki, doçumdan asla. Jack, Jack ne yapıyorsun? Dostum yapma, bu adam deli, kesinlikle deli. Evet. Takibi devralması için helikopter isteyelim. Er ya da geç benzine bitecektir. Şaka mı bu? Bunu bilmediğini mi sanıyorsun? ...163 üzerinden kuzeye ilerliyoruz. Helikopter ve destek istiyoruz, tamam. 4 kişilik bir ekip yola çıktı, tamam. Ya helikopter? Helikopter hala bakımda Gilmore. Hemen havalandır. Vazgeç, bunu yapmak zorunda değiliz. Merak etme Gilmore, sakin ol. Büyük kupayı Demolition Derby'de kazanmadım. Hadi Chuck. Yapma. Bu adam sadece hız yapıyor. Seri katil değil. Bunu ben değil. Kanun söylüyor. Hız yapan şüpheli meskun mahalleye girmeden önce derhal durdurulmak zorundadır. Neden bahsediyorsun sen? Blending'e geliyoruz. Blending mi? Nüfusu 50 bile değil. Baksana adam Salt Lake City'yi açtı. Kenara çek. Jack dikkat et. Lanet olsun. Thomas! Pislik!
Şimdi nasıl? Onunla konuşabilir miyim? Sen neredesin? Utah'ın güneyindeyim. Uçakta değil misin? KBH Hayır, X Radyo. Bu uzun hikaye. 160.5. Hala ameliyatta. Şansımız nedir Sera? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler ama rahat görünüyorlar. Peki bebek? Emin değilim. Buraya gelmek zorundasın Cem. Geliyorum. Geliyorum işte. Çabuk ol. Biz gelene kadar bir şey yapma, yola çıkıyoruz. Tamam, en kısa sürede burada olmaya bak. Sakin ol oğlum. Seni oradan kurtaracağız. Çok geç kalabilirsin. Sen nereden biliyorsun? Uyuşturucu iğneler gelinceye kadar boğularak ölebilir. Delisin sen. Eğer üzerime atlarsa ateş et. Aslanı ateş etmek istemiyorum. Bana ateş edeceksin. Neden diğer kaçıklar gibi köprüden atlamayı denemiyorsun? Kimsin sen? Kowalski, James. Doğum yeri Chile, Idaho. Eski bir ordu mensubu. Çöl fırtınası operasyonunda cesaret madalyası almış. Sicili nedir? Chicago hapishanesinde 9 ay yatmış. Bir tür uyuşturucu işi. Silahlı ve tehlikeli olmalı. Efendim? Söylediğimi duydun. Silahlı olduğunu nereden çıkardınız? Idaho doğumlu. Bir radikal. Militan ruhlu. Evet. Sonu böyle biter. Domestik terörizm. Araçta yüksek miktarda patlayıcı varsa Oklahoma'yı uçurmak istiyor olabilir. Olabilir efendim ama elimizde bunu gösteren delil yok. Olacak. Şimdiden 4 eyalet açtı. Büyük bir iş olmalı. Annem uyuşturucudan öldü. Babamı ise hiç tanımadım. Ben de. Annem 5 yaşımdayken bir avukatla kaçmış. Ve babam da hayalperest biriydi. Hı? Evet. Nevada'da alkolden ölmüş. Altın ararken. Desene birbirimiz için yaratılmışız. Katolik misin? Hayır. Eğer benim olmak istiyorsan kiliseye gelmen gerekecek. Buna inanmamı istiyorsan zor olacak. Abartma. Yoksa inandığın tek şey 6 silindirli motorlar mı? Ben anlayabildiğim şeylere inanırım. Hı hı. Motor arıza yaparsa tamir edebilirim. Hı hı. Ama herkes böyle düşünmüyor. Karşılıklı güvenin tamir talimatı yoktur Fini. Sevgiyi makineler büyütmez. O duygu kalplerdedir.
Hiç iyi görünmüyor çavuş. Sen elinden geleni yap, tamam mı? Gidelim. Eve mi gidiyoruz? Jack. Bize düşeni yaptık sanıyorum. Hem artık bizim yetki alanımızdan çıktı. Arabaya bin Gilmore. Bu kesin emirdir. Merkez, ben Çavuş Pearson. Dinliyorum Çavuş. Challenger'lı şüpheli de son durum nedir? Challenger'lı şüpheli son olarak Batı 95'te görüldü, kanyon bölgesinde. Biz takibe devam ediyoruz. Bu mümkün değil Çavuş Preston. Polis şefi federal destek istedi. FBI helikopterleri şu anda o bölgede. Şefle konuşmak istiyorum. O uyuyor. Uyandırmamı ister misin? Negatif. Sabah ararım. Anlaşıldı. İyi geceler Çavuş. Bu yurttaşa bayılacaksınız. Sene 1996. Burası Amerika. Challenger'lı dostumuz Kowalski'nin avına şimdi Federal Soruşturma Bürosu da katıldı. Bu dostumuz üzerine yüksek teknoloji ürünü helikopterler gönderilmeyi hak edecek. Ne yapmış diye sorabilirsiniz. Üzerimize kabus gibi çöken terör korkusu tabii. Hızlı araba kullanmak artık bu büyük cumhuriyet için en büyük tehdit. Millet, ben küçük bir ihtiyaç molası vermek istiyorum. Şimdi sessiz olun. Başınızı önde, çenenizi kapalı tutun. Çünkü her an Sam amcayı karşınızda bulabilirsiniz. Ve bunu yaşamak istemezsiniz. Biraz Arda'nı alman gerekmez mi? Neden? Zaman kazanmak için. O arabada bir bagaj dolusu kokain de olabilir, değil mi? Sonda eksisi, burası hava devriye bir. Batı 95 kanyon yolu üzerindeyiz. Şüpheliyle temas sağlandı. Olumsuz merkez. Bazı sorulara cevap bulabilmek için kaçağın çalıştığı yere geldik. Bay Moss, durumla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Hepsi bir yanlış anlama. Kowalski bir şey yapmadı. O sadece karısına dönmeye çalışıyor. Bazı gebelik sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şimdilik bu kadar yeter. Guy Action, CNN. Yeniden birlikteyiz. CNN'i izleyenler Kowalski meselesinin iç yüzünü artık çok iyi biliyorlar. O sadece çocuğunu dünyaya getirecek karısının yanında olmak istiyor. Bence polisin onu yok etmeye çalışmaktan vazgeçip eşlik etmeye başlamasının zamanı geldi. Kaçak James Kowalski soruşturmasındaki son durumu sizlerle paylaşmak istedim. Bu şahıs... Dart nedeniyle 9 ay hüküm giymiş bir sabıkalı. Uyuşturucu bağlantısı da var. Idaho'daki aşırı sağcı, ırkçı gruplarla ilişki içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca bu şahıs 2 polis memurunu yaralamış. Kamu ve özel mülke zarar vererek halkın güvenliğini tehlikeye atmıştır. Silahlı ve tehlikelidir. Ancak temin ederim adaletin önüne çıkana kadar vazgeçmeyeceğiz. Kıpırdama Jim. Hadi genç dostum, başını ver bakayım. Aferin oğlum. Teşekkür ederim Jim. İyi para getiriyor. Kimsin sen? Adım Moles. Adımı nereden biliyorsun? Bilmiyordum. Ben herkese Jim derim, Jim. Yılanlar ne yapıyorsun? Kasabada takas ediyorum. Kahve, şeker, sigara, tuz, un, fasulye. Bol miktarda fasulye Jim. Burada mı yaşıyorsun?
Ben orijinal çöl faresiyim. Buradan hiç çıkmadım. Bu kızı sevgilinin poposunu bildiğin kadar iyi bilirim. Yolunu mu şaşırdın? Yoksa birilerinden mi kaçıyorsun? Henüz değil. O halde bu makineyi saklasak iyi olacak. Ne? Demir kuş geliyor. Ben bir şey duymuyorum. Siyah. Fedra tipi. Askeri helikopter. Gerçekten de çok kötü biri olmalısın. Bu onların fikri yerli. Lastik izleri var. Biraz daha alçal. Burada bir yerlerde olmalı. İzler dört tekerlekli bir araca ait. Çok yakındalar, görecekler. Orada kal evlat ve inancını koru. Yakıt alıp tekrar gelelim. Rüzgar gibi geçti. Gidelim. Teşekkür ederim Oğuz. Teşekküre gerek yok Jim. Bu dünyada varoluş nedenimiz bu. Birbirimize yardım etmek için. Ben senin için ne yapabilirim? Relze bırakabilirsin. Anlaştık. Teşekkür ederim. Biraz uyusan iyi olacak. Daha değil. Yayındayız, devam edin. Evet, ben Chicago'dan arıyorum. Emekli çavuşum. Hoş geldiniz çavuş. Kowalski hakkındaki uyuşturucu iddiaları için aradım. Evet. Annesi müptelaydı. Kaçık biriydi. Satıcılara borcu vardı. Kowalski de annesini tartaklamak isteyen satıcılardan birini hırpaladı. Ama FBI uyuşturucuya bulaşanın Kowalski olduğunu söylüyor. Her zaman olduğu gibi neden bahsettiklerini bilmiyorlar. Kowalski temizdi. Ama dövdüğü adamın kardeşi polis şefi çıkmıştı. Kowalski bu yüzden içeri girdi. Gerçek hikaye budur. Söylenenleri duydunuz dostlar. Polisten kaçan yalnız kurdun gerçek hikayesi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, öyle değil mi? Hadi koşalım. Koşun. Hadi gel. Sepeti al. Merhaba Moğuz. Seni gördüğüme sevindim. Hey! Ses çıkarmadın. Bu iyi. Saygı gösterdin. Yılan külü güç verir. Savaşta, barışta. Geleceği görmedi. Her şeyi yaradan varlık erkek olmanı istiyor. Seni erkek yapan da bu. Bunu biliyor muydun? Benim benzine ihtiyacım var. Gideceğin yere varmak için benzinden fazlası gerekecek. Kim olduğumu biliyor musun? CNN'i izlerim. Öyleyse acelem olduğunu da biliyorsun. Bu yolculuk seni arındırdı. Beyaz araban, kabilemin bir zamanlar hazırlanmak için kullandığı totemi sembolize ediyor. Geleceği görmeye.
Büyük kanyonla Ori rezervi arasında bir yerlerde olmalı. Şansı tükenmek üzere. Bu bölgedeki bütün yollar tutuldu. Sol değil. Burası hava devriye bir. Yakıt ikmali yapıp tekrar havalan. Anlaşıldı devriye bir. James, seni yüce tanrı, kutsal kitap ve dinimiz adına takdis ediyorum. Amin. Sende aslan yüreği var. Ruhu sana yol gösterecek. Bir zamanlar bu topraklar onundu. Şimdi daracık bir alanda yaşıyor. Kaçışım sona erdiğinde ne olacak? Aslanın ruhu göğe yükselecek. Baktığı yön gideceğin yönü gösteriyor. Batıya gitmek zorundasın Jim. Ben kuzeye gidiyorum. Batıya git. Çölü geçtikten sonra kuzeye dönersin. Arazi geçit vermez. Aynı zorluk polis için de geçerli, bunu unutma. Polisin helikopterleri var. Helikopterler sert rüzgarda uçamaz. Bunu benim için neden yapıyorsun? Federaller sana düşman diyor. Ama ben arkadaşım diyeceğim. Sonsuz hayata inanır mısın Kowalski? Karım inanır. Ya sen? İnanmaya çalışıyorum. Mas, Mike Mas. Kowalski'nin iş ortağıyım. Birlikte performans otomobilleri alır satarız. Sun Valley, Idaho'da. Birlikte bu ülkenin en iyi gösteri otomobilleri... Tamam Mike, biz konuya dönelim. Kowalski'yi ne zamandır tanıyorsun? 5 yıldır. En iyi arkadaşımdır. Hiç aykırı bir hareketini gördün mü? Boş versene. Ben de Cindy Crawford'la evliyim. Kowalski haydut değildir. Hele Milis hiç değildir. Benim bildiğim Jim asla. Katıldığın için teşekkür ederim Mike. Kowalski, eğer dinliyorsan birçok insanın sana destek vermek için harekete geçtiğini duymaktan mutlu olacağını sanıyorum. Ama bunu senin gevşetmesine izin verme. Çünkü büyük abi hiç mutlu değil. Yalnız kurduğu laboratuvar köpeğine çevirmek istiyor. Yerde, gökte, her yerde seni arıyorlar. İçinde bulunduğun Challenger'ı göremez hale getirmen gerekecek Kowalski. KBHX Challenger raporunu dinlediniz. Kongre'yi arayıp FBI'ye Kowalski'yi rahat bırakmasını söyleyin. KBHX. Ben Kowalski. Bir tane daha. Hey, kapatma. Neden danışmayı arayıp Elvis'i taklit etmiyorsun? Çünkü 36 saattir ateşle oynuyorum. Dalga geçecek durumda değilim. Bekle. Muhtemelen Kowalski, birinci hatta. Şaka mı bu? Evine dönmek isteyen biri olarak ilk ona girdiğimde umarım gülecek birileri de olur. Kowalski dinle beni. Şu an nerede olduğunu bilmiyorlar ama St. John Hastanesi'ni çadır bezi gibi sardıklarına emin olabilirsin. Oraya varmak zorundayım. Karım şu anda can çekişiyor. Başaramazsın. Ne yapmamı istiyorsun? Vaz mı geçeyim?
Bu mükemmel bir fikir. Hayır, bir avukat bulup anlaşmayı dene. Bu ülkede anlaşma falan yok. Var. Kayıtsız şartsız teslim tek seçenek. Avukat zaman alır, o da bende yok. Cep telefonundan arıyor olmalı. NAS'ten Frank Fisher'ı ara. Uydu merkezine gitsin. Sinyali tespit etmeye çalışsın. Nasıl ikna edeceğim? Frank Fisher'a işin ucunda devletin kredibilitesinin olduğunu söyle. Sonu ne olursa olsun Kowalski denen bu adamın bizi küçük düşürmesine izin veremeyiz. Şimdi dediğimi yap hemen. Tamam, haksız yere hapis yattığını biliyoruz. Nazi filan olmadığını da. Şimdi sadece yola konsantre ol. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. 68 model bir Charger'la takip eden iki devriye vardı. Kaza geçirmişlerdi. Yaralanan oldu mu? Bildiğim kadarıyla birkaç sıyırık. Güzel. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ben bu işin bir sirk gösterisine dönüşmesini ben istemedim. Ben ne bir kahramanım ne de bir sembol. Sadece ailesine dönmeye çalışan biriyim. Ne kadar iyi olursan ol seni durduracağım. Rahat ol Gil. Bu işin sonunda terfi bile olabilirsin. Challenger dosyası kısa bir aradan sonra muhtemelen devam edecek. Muhtemelen beni kuzeye sürerler. Renk geyikleri, göç işlerine filan bakarım. Başıma gelecek bu. St. John Hastanesi. Doktor Nezrin lütfen. Jim Kowalski. Bir saniye lütfen. Sizi arıyorlar. Doktor Nezrin Bay Kowalski. Karım nasıl doktor? O çok iyi. Bebek? Sezeryanla almaya hazırlanıyoruz. Önce kan kaybını durdurmak zorundaydık. Ne zaman doktor? Bir sorun çıkmazsa bu gece. Yani sabah görebilirsiniz bayım. Orada olacağım. Çok iyiydi doktor. Evet, tamam anladım. Onu bulduk. NSA uydusu telefonun açıldığı yeri belirlemiş. Batı 50 kilometre. Salayna. Bu kavşaktan geçmek zorunda. Önünü ve arkasını kapatırsak... Aha. Evet. Artık elimizde. Colorado Spring ve Pickett yolcuları için son çağrı. Şarj bilgisi. Kalan süre 2 saat 7 dakika 30 saniye. Şarj bilgisi. Fabrikadan içeri giriyor. Takip edin. Bırakmayın. Hadi.
Dikkat et! Hey! Geri çek, yol ver. Bizden iki araç devrilmiş kaldı ama ben hala peşindeyim. Lanet olası herif. Catley, umarım iyi haberdir. Evet, tamam. Ya, deniyorum pekala, sizi. Tamam, peki. Aynen. Evet, adresinizi aldım. Tamam, buraya bir ekip her şeyi bölümüne götürüp. Tamam. Yenilerini getirin. Hayır. Şoförlüğü iyi olur. Ama telefon kullanmak nedir bilmiyor. Bizi kandırdı. Şimdi Doğu 17 dedi. Tamam. Hadi. Helikopteri bu defa ben aldım. Kowalski olmalısın. Sen de deli olmalısın. Neden? Neden mi? Tuz Gölü üzerinde ve yarı çıplaksın. Polislere ve FBI'ya rağmen 4 eyalet açtın. Amerika'nın yarısını kat ettin. Ama sana göre deli olan benim. Arada fark var. Bu benim tercihim değildi. Ah! Bu civarda nerede benzin bulabilirim? Karterin delinmiş. Ne? Altına bak. Thank you.
sinyal veriyor. Bu çok anlamsız. Kısa devreden kaynaklanan açık kalma olabilir. Daha önce de olmuştu. Ben Kovaski'yim. İspat et. Başka kim olabilirim? G. Beni yok etmek isteyen federallerden biri. Hayır. Ben sadece biraz benzin alıp yoluma devam edeceğim. Elbette. Buradan gitmemi istiyorsunuz. İstediğiniz bu. Fırtına birlikleri yerleşsin diye. O G değil Semi. Yalnızdı. Ben inanmıyorum. Kontrol et. Arabaya bak. Başı ne kadar dertte görürsün. Semi. Zeki kız. Bazen beni de kendinden korur. Üzerine alınma. Vergi ödemeyi reddettiğim günden beri hiç rahat bırakmıyorlar, tehdit ediyorlar. Ama kolay vazgeçmeyeceğim. Carter'e ihtiyacı var. Hemi için mi? Burada bulacağını kim söyledi? Mountain City. Mountain City'de bulabilir. Ne kadar uzakta? 30 mil. Idaho eyalet sınırına 30 mil mesafede. Bir yama yaparsam sanırım başarabilirim. Gitmesine izin verme. Çünkü Mountain City polis kaynıyor. Doğru. Doğru söylüyor. Sen kal. Ben giderim. Eğlenceli olacak. Bekle. Biraz daha çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Efendim bu tarafa. İlgini çekmedi mi?
Sen Semin'i... Bedenim beni ilgilendirir. Bak ben evliyim. Muhteşem bir kadın olmalı. Evet öyledir. Benim için her şeyden önemlidir. Hayatımı o kurtardı. Ve çocuğumu dünyaya getirecek. Muhteşem bir kadınmış. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Anlayışın için teşekkür ederim. Gerçekten. Bir şey çıkmayabilir. Motosikletli biri bir hurdalıktan Challenger yağ karteli almış. Mountain City, Utah. Satıcı şüpheli bulduğu için polise haber vermiş. Bir de bu ülkede dürüst vatandaş kalmadı diyorlar. Hadi. Tüm birimler, Mountain City'deki barikata doğru devam edin. Düşünmeden tamam. Edemiyorum. Neye evlat? Acaba barikatı aşabilecek mi? Aşamayacak. Buraya polise destek vermek için geldik. Beni hafife alma gel. Ben de Kowalski gibi zor oynamak isterdim ama yapamam. Buna büyümek diyorlar. Bana yardım ettiğin için birileri seni rahatsız edebilir. Semin'in çok dostu yoktur. Yakalatana büyük para vaat ettiler. Hadi dostum, eyalet sınırı polis kaynıyor. Şu işi bitirelim. Yardımların için teşekkürler. Sen kahraman değilsin Kowalski. Olduğumu hiç söylemedim ki. Sen sadece sıradan birisin. Bunu yaşamayı her şeyden çok isterdim. Sana ne olacağını söyleyeyim. Önce şişirip kötü bir dev yapacaklar. Cemiyet düşmanı birine. Sonra peşine düşecek ve seni bulup ezecekler. Cumartesileri hep böyle karamsardır. Kapattıkları yoldan başka geçit yok. Ama bir yol bulmak zorundayım. Hayır bulamazsın. Ama geçmeni sağlayabilirim. Nasıl yapacaksın? Merkezden çavuş Preston'a. FBI görevlileri araştırma ve barikat kontrolünü devralmak için oraya geliyor, tamam. Anlaşıldı. FBI buraya geliyor. Durmayacak. Gedik açın. Hadi arabaları çekin. Bırakın geçsin. Gedik açın. Arabaları çekin geri çabuk. Kaçamaz. Bu da ne? Nereye gitti bu? Bu duman nereden geliyor? Sen görüyor musun Keane? Görünürde yok. Tekrar ediyorum. Şüpheli görünürde yok. Öyle kal. Nerede? Nereye gitti? Aydoğa 50 bin üzerindeki barikatı açıp izini kaybettirmeyi başardı. Hayır, hiçbir yere gitmedi. Tamam, onu bulacağız. Devam et. Nerede bu? Ver şu ifradeti. Hala aşağıda bir yerde.
olsun. Çok fazla indirmek zorundayım. Hayır. Tepelere çarpabiliriz. Devam edeceksin. Efendim, onu kıstırdık. Mutlaka aşağıda bir yerde. Her taraf sarılı, buradan çıkamaz. Çember oluşturup hızla daraltırsak yakalarız. Yarışları özler misin? Evet. Bıraktığın için üzgün müsün? Hayır. Ama benim için bıraktın. Seninle birlikte yaşlanmak istediğim için. Bizi hiçbir şey ayırmasını istiyorum. Hiçbir şey ayıramayacak. Teşekkürler. Hemen hemen bitti sayılır. Yine de arabaya ihtiyacımız var. Ah, kamyonete yeni bir motor takarız. Bir yerlerden piyango çıkınca tabii. O halde şansımızın dönmesi için 9 ayımız var. Boş ver. Bu nasılsa işimizi görür. Cem, motosiklete 3 kişi binemeyiz. Mutlu olmadın. Bir gün baba olacağımı düşünmediğim için. Ama mutluyum. Çok mutluyum. Adını ne koyacağız? Bu kızı mı? Hayatını karartmış oluruz.
San John Hastanesi. Doktor Sinclair, 421'e lütfen. Ben Doktor Nezrin. Riddle'a doğru ilerliyor. Bu defa civardaki yakalayacaklar. Kuzeybatı Pasifik Demiryolu üzerindeki yol barikatına doğru ilerleyin. Günaydın dostlar. Ve mutlu Paskalyalar. Ben o sesim. Sizin sesiniz. İşler dostumuz Kowalski adına pek iyi görünmüyor. Son Amerikan kahramanı. Yalnız kurt. Şu an kuzeye doğru ilerliyor. Idaho 51 nolu otoyolu üzerinde, arkasında eyalet polisi, önünde Riddle civarında son hazırlıklarını yapan karşılama komitesiyle. Devlet bu özgür ruhu ezmek, Kuzey Amerikalılarsa korumak istiyor. Kowalski kahraman olmadığını söyledi. Ama elbette alçak gönüllü olmak da kahramanlığın en büyük erdemlerinden biri. O sadece hayatımızın her anını kontrol etmeye kararlı görünen, mantık dışı bir makine düzeninde işleyen bürokrasinin sıra dışı bir şey yapmaya zorladığı sıradan bir insan. Ama ben sizlere şunu sormak istiyorum. Eğer Kowalski gibi sıradan biri karalanıyor, kötü ilan ediliyorsa toplum olarak biz nereye gidiyoruz? Söylediğimiz ya da yaptığımız her şey bazı yönetmelikleri ihlal ettiği sürece ne tarafa yöneleceğiz? Eğer hepimiz suçluysak, özgür olan kim? Burada ne yapıyor? Kimin emri bu? Ben emrettim şunu. Warren Tapley, FBI. Araçları buradan götürün. Şimdi. Bu soruşturmanın başında FBI var. Yoksa duymadın mı? Adamlarımın ve benim tek derdi karısına ulaşmak olan bir zavallıyı kovalamaktan daha önemli işlerimiz var bayım. Seni uyarıyorum. Adımlarına şef. Dikkat et Süpermen. Ben bu eyaletin seçilmiş şerifiyim. Beni tutuklayacak mısın? Bu olanlar tam bir fiyasko. Ve sen kendinden utanmalısın. Neden geçmesine izin vermiyoruz? Ne? Zararsız biri. Bırakalım karısına gitsin, bebeğini görsün. Ertesi hafta gider evinden alırız. Ne medya, ne düşman kalabalık, ne de başka bir şey. Durumu hala anlayamıyorsun değil mi? Anlıyorum efendim. Az önce söylediklerim de bu yüzden. O halde iki seçeneğin var. Ya burada kalıp söyleneni yaparsın. Ya da yarın sabah Dudley Dwight'ta boş fincan topluyor olursun. Merkez 50 nolu otoyolu sarkısında ilerliyor. Durup gözden geçirip şüpheliyi durmaya zor. Anlaşıldı. Harekete geçiyor.
Riddle, Idaho. Paskalya tatili. Boğaz! 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 Sancun Hastanesi. Doktor Nezrin lütfen. Bir dakika. Ben Doktor Nezrin. Karım nasıl doktor? Çok üzgünüm. Ameliyat sırasında bir komplikasyon oldu. Bu sabah 7.19'da kaybettik. Hayır. 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 Neden? Tahminlere göre 200'den fazla isabet alan Challenger, buldozer kepçelerine çarptığında ulaştığı hız saatte 240 kilometreydi. Böyle bir çarpmadan kimse sağ çıkamazdı. Ama cesedi hiç bulunamadı. Peki Kowalski'ye ne oldu? Bir yetkiliye göre patlamadan sonra buharlaşmış. Olay yerinde bulunan bazı tanıklarsa kalabalığın içinde gördüklerine yemin ediyorlar. Kimilerine göre ise batıda bir yerde kızıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Bilmiyorum. Ama bir şey var ki bir şekilde bilgisayarlı barkodların, data bankların, parmak izlerinin egemen olduğu bir devirde en azından birkaç gizem esrarını hala koruyor.